Toparlarsın. Bir şey olmaz yani. O durum aslında ben senin demek istediğin şeyleri anlıyorum. Şimdi bak, şöyle algılansın istemiyorum. Sanki hani bana hiç böyle yapıcı bir şey söylememiş, gelmiş sadece burada bana hani azarlamış beni gitmiş gibi bir... Yok yok, senin takıldığın şey görüntünün yüzeysel olmasını istemiyorum olan. Yani ama hani konuşmanın içerisinde tabii bazı çıkış yolları olduğunda insan takılıyor bazı şeyler, anladın yüzeysel mı? İşte. Yani yüzeysel bazı noktalara takılıyorsun. Aynen öyle. Gerçekten daralalım ya. Üzüldüm yani, anladın mı? Öyle abi, üzülmeme şansın yok yani. Ve bunu anlatırken de karşındaki insan seni anlamayıp seninle tartışma ve ses yükseltme şeyine giriyorsa, tepkisine, o zaman iyice kasılıyorsun. Çünkü sen şu an anlatmak istediğini anlatamadın, orada tartışma oluyor. Abi çünkü yani kafamda şunu düşünüyorum bak. Böyle bir şey yok. Yani ben burada Aycan'la zaten bu konular üzerine kavga ettim böyle yersiz yersiz. İşte espriler yaparken işte bana ne ondan dedi, bana ne bundan dedi. Onun üzerine hani burada annesinin hani bana yersiz çıkışlar, bağırmalar falan deyince üzüldüm yani. Bir de en çok da şeye taktım yani. Hakikaten şu olayı çözemiyorum kafamda. Yani Onur burada böyle de dışarıda nasıl? Bak bunu ben kafamda da çözemiyorum. Atı biliyorsun değil mi bu cümleyi? Ne alakası var? Kurduğu atı biliyorsun değil mi bu cümleyi? Ne alakası var yani? Çözemiyorum abi. Ne, sen dışarıda ayrı, burada ayrı bir insan değilsin ki bunu kızı da biliyor. Artı bir de ısrarlı bir şekilde yani bak, biz burada Adnan ve Didem için neler yapıyoruz? Evet. Sonuna kadar da yaparım. Bak ben Aycan'la bir araya gelmeyi bırakıp kızlar evine gittiğimde Aycan'a merhaba deyip sadece Didem'le konuştuğum günleri biliyorum. Bir şey anladın dikkatimi mı? Çekti benim. Girdiğinde de Adnan kelimesi. Evet, addit, hani addit, sürekli addit, addit, devamı Adnan. Demesi. Burada tam benimle vedalaşacakken tekrar Adnan'la hani böyle ısrarlı Neden bir öyle bir şekilde... şey yapıyor? Ya ne bileyim abi. Ve Ya ne bu bileyim yaptığı yani. Şey aslında bir nebze seni de... Düşünmezsin öyle bir şey ama düşünürsen de kıracak bir şey. Hayır yani, Anladın mı? Ya tamam öyle düşünmüyorum ben. Hayır, o anlamda düşünmüyorum kardeşim ama ya bu kadar ısrar etmesi birazcık kırdı beni. Yani tamam, Yanlış. yüzeysel olarak bir anne olarak tabii ki de başka bir ilişki, sevdiğin bir insan olur burada. Başkalarını da sevebilirsin, söyleyebilirsin. Ama Bir bu kadar söylüyoruz. ısrar etmesi, öbür tarafta Didem'le konuşmak, Didem'le konuşmak kadar hani çekmiş kenara Didem'le konuşmuş. Ya bu kadar bunun üzerine düşmesi birazcık ne bileyim yani. Aslında odak nokta siz olması gerekirken Yani madem Nurcan ben Hanım... madem kafanızda soru işaretleri var, Onur'un dışarıda nasıl olduğunu bilmiyorsunuz işte ne bileyim, bunları düşünüyorsunuz. Daha önce müdahil olabilirdi. Yani bunları yaparken başka bir sorunu burada çözmeye çalışmak bana abeste iştirak gibi geliyor. Ne oldu benim? Onur şimdi gelinler evine gitti. Aha. Geldi morali bozuk. Ha, biraz düşük. Bir iki kere sordum ama ben cevaplamadı. Senle bahçede bir şeyler konuştun mu? Orada herkesin içinde konuşmak istememiştir. Ne bir abi konu? Ya takıldığı konu. Ya olay şey kanka şimdi Aycan'ın annesi falan geldi ya. Tamam. Nurcan Hanım geldiğinde işte Onur hani şey dedi ya, biz soru soramıyoruz falan. Yani siz sorun vesaire. O ara işte sorular yönlenirken benim de dikkatimi çeken bir şey var. Ne? Aycan'ın annesi. Sanki işte Onur'a çok böyle yakın değil, daha böyle mesafeli davranıp tamam. Adnan'a biraz hani yönelmiş gibi konuştu, addit falan dediler. Hani fark Onur ettin buna sen mı? De. Ya bunlara mı takıldın? Tam olarak o değil aslında. Düşünce şimdi niye böyle bir soğuk bir şey mi var acaba diye. Gitmiş Aycan'la konuşmak istemiş Onur. Aycan tabii ki biraz tepki vermiş falan. Onlar birbirine yükselince olayı konuşamamışlar. Benim sorun dün dikkatimi çeken noktalar vardı. Aha. Ben bunu dile getirmedim. Kanka benim de dikkatimi şimdi çekti Onur'un, de ayıp olmasın diye söylemedim yani. Kırmamak adına, kırılmasınlar diye. Onur'un annesi geldiğinde Aycan'a öyle bir davrandı ki. Evet, el üstünde tutmuşlar. El üstünde yani. Aynen. Tuttu, başlara çıkarttılar. O da bunu diyor. Benim ailem... Aycan'a canım kızım, işte bizim gelinimiz olacaksın aynen gibi cümleler kullandı ama ben Nurcan Hanım da Aycan'ın annesinde bu tutumu görmedim. Ve şöyle bir şey söyleyeyim sana. Onur çok güzel bir cümleyle başladı. Susturdu Onur'u susturdu. Aynen. Ben de fark ettim. Abi. Onur'u susturdu. Adnan'a yöneldi. Adnan'ın problemlerini. Konuşmaya başladı konuşmaya bir anda. Konuşmaya başladı ve Onur orada bozuldu. Acaba diyorum Nurcan Hanım Onur'u istemiyor ve
bu şekilde lanse ederek değiştiriyor mu? Ya kardeşim, anladın şimdi şöyle bir şey. Nurcan Hanım'ın konuşmalarında yani deniz dalgası var ya. İlk geldi dedi ki, her dedi genç kızın dedi hayalinde olan bir damat adayıdır dedi Onur. Şimdi, biz de dedi öyle görüyoruz demedi mi? Aynen öyle. İstemeyen insan şunu da yapmaz dedi, ama önce Allah'a sonra sana emanet de demez. E tamam oradan da abi, o zaman ben buradan şöyle söyleyeyim sana. O zaman geldi Nurcan Hanım, hem Onur'a biraz Onur'u yerdi. Biraz Onur'a karşı Onurcuğum bak senin de düzeltmen gereken şeyler var dedi. Hem de burada tuttu atlet fanını oynadı gitti abi. Ben o zaman bunu derim. Vallahi bilmiyorum abi. Çözemedim ben, anlamadım. Ve ben. Eğer bir gelin adayının annesi de fana oynuyorsa ben daha fazla konuşacak bir şey. Onur abi için üzülüyorum. Ha, ben şunu söylüyorum. Onur'un ailesi, emin ol, çok çok kaliteli bir ailesi var. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sen.